Herkese iyi akşamlar. Kemal Yerinden iyi akşamlar. Biz bir ulusun üzerine güneşin doğmasına atıfla programımızın ismini Kemal Yeri koyduk. Dünden geleceğiz, bugünü değerlendireceğiz. Gelecekle ilgili de bir proje çizeceğiz, bir profil çizeceğiz aslında. Ne olmalı, ne olmamalı, ne yanlış, ne değil, tarihi kökleriyle birlikte ele almaya çalışacağız. Naçizane yapabildiğimiz kadar. Her şeyi yapmak elbette çok mümkün değil. Şimdi hocayla Naim hocama da söz vereyim ama ondan önce şunu söyleyeyim. Hocam her hafta bu hafta ne konuşsak diyoruz ama gündem bir yoğun konular arasından yoğun. Hangisine bakacağımızı biz bile şaşırıyoruz değil mi hocam? Çok çok yoğun gerçekten. Türkiye'de yani Avrupa'daki insanlar, ben Avrupa'da görev yaparken NATO'da, Birleşmiş Milletler'de Türkiye'nin gündemine baktığımızda Belçikalı ya da Avrupa ülkelerden herhangi biri Türkiye izlediğinde kafası döner. Onlar çok sakin yaşıyorlar. Onlar 365 günde gördükleri bütün olayları biz bir günde yaşıyoruz. Biz de oraya gittiğimizde çok aşırı sakinlikten dolayı biz de endişeleniyoruz. Acaba bir yaşadım. Problem mi var? Aynen öyle. O gündemsizlikten boğuluyorsunuz. Acaba bir problem mi var diyoruz. Evet. Aynen Türkiye'nin, öyle hocam. Türkiye'nin o yönden şansı iyi. Şans mı? Kötü şans mı? Evet. Yani huzur bu kadar bereketli, tutkuyla. Gündem nedeniyle bereketli Türkiye. Huzuru tutkuyla arıyoruz. Evet, dilerim ki bir gün bulacağız. Hep beraber sakin. Hani vardı ya hocam birkaç sene evvel İsviçre parlamentosu gündemsizlikten açılmamıştı. Konuşacak bir konu yok demişlerdi de 3 gün kapalı kalmıştı. Evet. Onun gibi bir günü tabii ki yaşamayı arzu ediyoruz. Umarız öyle güzel günler gelir. Sadece çevreyi, ağacı, böceği düşündüğümüz. Şiir okuyacağımız. Şiirleri düşündüğümüz. Düşündüğümüz, şarkı dinlediğimiz, yarının endişesini taşımadığımız, geçmişin eğerle meğer olmasaydı demediğimiz, keşkeler olmadığı bir gelecek diliyoruz umarım. Aynen öyle. Ama unutmayalım, umut ve umudumuzu bir saniye bile kaybetmeyeceğiz. Ve elbette bu umut artık baharlara evrilmek üzere. Kesinlikle. Çok az kaldı. Evet. İçimizdeki bütün felaketlere rağmen bir parça yaşama sevinci varsa da bu umuda bağlıyoruz zaten. İnşallah çok yakında büyük tebessüm edeceğiz hep beraber. Hocam yine dedik ya gündem yoğun diye. Biz bugün aslında Dumlupınar denizaltı faciasıyla açılışımızı yapacağız. Evet. Buradan hareket edeceğiz. NATO, Finlandiya, İsveç bağlamında Türkiye'nin aslında ilişkilerini, uluslararası ilişkilerini birazcık inceleyeceğiz. Evet. Oradan sonra da tarihi başka dökümlere doğru gideceğiz. Şimdi Dumlupınar bugün önemli. 4 Nisan çünkü. Dumlupınar denizaltı batıyor. Evet. Nereden dönüyor? NATO tatbikatından dönüyor. NATO tatbikatına katılıyor. 1953 yılında sizin dönüyor. Dediğiniz gibi. Dönüyor. Ve ama dönerken İsveç. Bir İsveç yük gemisi. Yük gemisiyle çarpışıyorlar. İsveç ve yük gemisinin ki de güzergahı kendi değiştirmesi nedeniyle. Yani bizim denizaltının herhangi bir orada bir kusuru yok. Ama hocam dava sonuna bakıldığında bizim denizaltının kaptanına kesilen ceza var, maalesef. İki kat daha fazla. Evet, maalesef diğer diğer geminin kaptanı 6 yanılmıyorsam tabii 6 ay hapis 500 lira para cezası. Doğru. Bizimki Sabri Çelebioğlu'na 1 yıl 8 ay hapis cezası ve verilmiyor. Tabii ki üzüntü verici ama her şey bir tarafa. Evet. Korkunç bir kaza. Yani tabii. Hatta arkadaşlarım da bir numaralı DSF'ye gösterirlerse aynı zamanda arkasının 6 numarayı alırsak yad etmiş oluruz. Yani şehitlerimizi anmadan geçmeyelim. Programımızın açılışını bunun üzerine yapalım istedik biz. Çünkü günün anlamı gerçekten çok derin ve 81 büyük. 81 şehidimiz var. 81 şehit. Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bu kazalar maalesef bu tatbikatlarda, tatbikatlar savaşın bir provası gibi oluyor. Çiğdem Hocam. Ancak bu tabii talihsiz. Yani bir talihsizlik. Çünkü iki askeri donanma aracının çarpması değil veya iki savaş gemisinin veya denizaltının çarpması değil. İsveç bandıralı bir yük gemisinin çarpması. 81 şehidimize Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Bugün 4 Nisan 1953'te bu vaka oldu. Onlara rahmet diliyoruz. Yani Nur içinde yatsınlar, ruhları şad olsun. Evet hocam. Fakat gerçekten bir tane çok acı. Bir konu var siz değinmişken. Asıl bizim NATO tatbikatında, bu tatbikattan dönen gemi ama herhangi bir NATO aracının çarpması değil, bir yük gemisinin çarpması. Bu bir kaza.
Fakat 1992 yılında bir NATO tatbikatı yapılıyor Ege'de. Hı hı. Ege'de NATO tatbikatı yapıldıktan sonra bizim muavenet gemisi Saros Körfezi'ne doğru giderken bir ABD gemisi iki mermi güdümlü mermi atıyor. Anlaşılmayan bir nedenle ki bu tatbikat da atışlı tatbikat değil. Yani gerçek mermilerin kullandığı bir tatbikat değil. İki mermi atıyor. Teamüle aykırı bir olay cereyan ediyor. Evet, bu muavenet gemisi de orada da şehitlerimiz var. Onlara da Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Orada da elim bu bir kaza değil. Bir türlü açığa kavuşamadı ama benim değerlendirmem, çoğu arkadaşımızın değerlendirmesi de o. O NATO'da katılan ABD gemisinden bilerek yapılan iki güdümlü atışla maalesef gemimiz çok büyük hasar alıyor ve şehitlerimiz oluyor. Çok acı. Evet. Çok acı. Evet. Hocam okudum ki bugün deniz kuvvetlerinde bir gelenek varmış. Kaza yapan geminin denizaltının adını başka bir gemiye vermezlermiş. Verirler. Ama yani kaza yapınca vermiyorlarmış normalde. Fakat Dumlupınar ismini 3 tane denizaltına vermişler. 3'ü de kaza yapmış. Çok ilginç. Evet, ilginç. İlginç. Mesela ilk Dumlupınar 3149 İtalyan yapımı. Haydarpaşa'da yine bir kaza gaz tankerine çarpıyor. İkincisi Dumlupınar denizaltı bugün andığımız kaza. Üçüncüsü de 1972 yılında yaşanıyor. Bir daha da bir denizaltıya Dumlupınar ismi vermeyeceğiz kararı alıyor deniz kuvvetleri. Çok acı. Mürettebatın 8'i güverte üzerinde. Onlar da tabii denize çarpışmanın etkisiyle düşmüşler. Doğru. İkisi pervaneye takılmış, vefat etmiş. Çok acı. Diğerleri 87 metre derinden çıkarılamamış. Ama en son battı şamandırasındaki telefon üzerinden yapılan iletişimde vatan sağ olsun demiş hocam. Aynen öyle. Son sözler öyle. Çok çok acı. Evet, Tanrı'dan rahmet diliyoruz. Buradan bu anmamızı da yaptıktan sonra, şehitlerimize rahmet diledikten sonra NATO ile bugünkü gelişmeleri biraz irdeleyelim. İşte dedik ya Dumlupınar denizaltısı bile NATO tatbikatından dönüyordu. Evet. Ve 49'da NATO kuruldu, 52'de Türkiye girdi. Bu şartları tekrarlamaya şu anda gerek yok ama biz günümüze gelecek olursak hocam, sizin bu konuda önemli değerlendirmeleriniz var. Çünkü siz NATO'yla da NATO çalışma sahasında bulunmuş biri olarak bize hem deneyimlerinizden yola çıkarak hem de uluslararası ilişkiler uzmanı olarak anlatırsınız hocam. NATO sizin biraz önce söylediğiniz gibi 4 Nisan 1949 yılında kuruluyor. Bu kuruluş amacı biliyorsunuz 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bir Sovyetlere karşı bir güvenlik ittifakı ihtiyacı ortaya çıkıyor Batı'da. ABD'nin liderlik yaptığı 12 ülke 4 Nisan 1949'da NATO'yu kuruyor 12 ülke. Ardından 18 Şubat 1952'de Türkiye üye oluyor Çiğdem Hocam ancak Türkiye'nin NATO üyeliği ilk müracaat CHP döneminde başlıyor. Neden? İsmet Paşa döneminde başlıyor İsmet İnönü. Neden? Çünkü o zaman 2. Dünya Savaşı'na katılmayan yani muhteşem bir diplomatik başarıyla 2. Dünya Savaşı dışında kalma başarısını gösteren bir Türkiye var. Bu da CHP'nin yani Atatürk'ün yurtta barış, dünyada barış politikasının ve İsmet Paşa'nın diplomatik bir başarısıdır. Evet, muhteşem diplomatik başarısının bir sonucudur. Hiç şüphesiz. İsmet Paşa ileride birisi diyecektir ki işte bizi karneye bağladınız diyecektir. O da diyecektir ki evet ama ben sizi babasız bırakmadım. Muhteşem bir söz. Evet. Çünkü bir ülkenin savaşa girmesi korkunç bir olay. Korkunç bir olay. Onun için 2. Dünya Savaşı dışında kalma Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Cumhuriyet'in kurulduktan sonra Lozan Barış Antlaşması, Montre Boğazlar Sözleşmesi, ardından Hatay'ın tek kurşun atılmadan Türkiye topraklarına katılması, Büyük Atatürk'ün muhteşem diplomatik başarısı ve ardından Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı dışında tutulma başarısı muhteşem diplomatik başarıdır. Bundan sonra göreceğimiz tam bağımsızlık ilkesi doğrultusunda hareket 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda olacak. Onu göreceğiz. Bunun altını çizelim hocam. Evet. Tam bağımsız düsturu üzerinden yürütülen diplomatik atakların son
halkası. Evet. 74 Kıbrıs evet, Barış 1974 Harekatı. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yapılması. O da rahmetli Ecevit ve Erbakan döneminde koalisyon hükümeti vardı. Bir milli cephe vardı. Bir sol vardı. İki sol koalisyon hükümeti oluşturuyorlar. Ve Türkiye'nin bugünkü kadar güçlü olmadığı bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli donatımının ve yeterli donanmasının çıkarma araçlarının bulunmadığı bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti, tekrar söylüyorum değerli izleyenlerimize, koalisyon hükümetiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün tam bağımsızlık ilkesi gereği, yani dış politikada Mustafa Kemal Atatürk'ün izlediği temel prensipler vardır. Bunlardan biri tam bağımsızlık, diğeri milli siyaset, diğeri ulusal egemenlik gibi, yurtta barış, dünyada barış, uluslararası hukuka saygı gibi tam bağımsızlık ilkesi doğrultusunda koalisyon hükümetince yapılan 74 Kıbrıs Barış Harekatı muhteşemdir. Ondan sonra maalesef Türkiye Cumhuriyeti Devleti tam bağımsızlık adımını ne zaman gördü? İki yerde daha gördü. Bir haşhaş ekimini ABD'ye rağmen yaptı. Rahmetli Ecevit döneminde CHP vardı o zaman. Evet. Bir de ABD üslerinin ve tesislerinin ABD ambargo uyguladığı için 1975 20 Temmuz'da 21 ABD üs ve tesisi kapandı. O Demirel hükümeti yaptı ama Demirel hükümetinin bu bir günde Bakanlar Kurulu kararıyla ABD'nin 21 üs ve tesisini kapattı. Çiğdem Hocam. Bakın ABD'nin ve 5000 ABD sivil ve asker vatandaşı Türkiye'yi terk etti o gün. Ve Türkiye'nin gücünün tam olmadığı bir dönemden söz ediyoruz. Ecevit geliyor. 1978'de Ecevit hükümeti var. CHP. Bir de hocam araya gireyim. Yani 72 petrol krizi, tabii. 73 Orta Doğu'da İsrail Savaşı. Tabii. Yani son derece cadı kazanı elbette, olduğu bir ortam. Ve Türkiye yani dik duruyor. Çok önemli. Türkiye dimdik duruyor. Ve koalisyon hükümetiyle hani diyorlar ya, koalisyon hükümeti başarısızdır. Ben geleceğim şimdi biraz sonra koalisyon hükümetiyle ilgili. 1978'de Ecevit iktidara geliyor. ABD 74 Barış Harekatı nedeniyle uyguladığı silah ambargosunu kaldırıyor. Üs ve tesisler açılsın diye. Ecevit hükümeti ABD'nin silah ambargosunu kaldırmasına rağmen Ecevit hükümeti Demirel'in o kapattığı 21 üs ve tesisi açmıyor. Devlette devamlılık esastır diyor. Yani iktidarda ise de devlette tam bağımsız. Yani önemli. Dik duruşu görüyor musunuz? Evet. ABD'nin ambargoyu kaldırmasına rağmen 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda Türkiye'nin ABD'ye, NATO'ya rağmen başlattığı barış harekatında ABD'nin kızgınlığı sonucunda şiddetli silah ambargosu kaldırıyor ABD 1978'de. Ecevit buna rağmen ABD'nin üslerini Türkiye'de açmıyor. Dikkatinizi çeker. Hani zamanında tenkit ediyorlar ya. Evet, evet. İtibar bu. Budur. İtibar neymiş? İtibar bu. Şimdi ben itibarıyım 1980, demek yetmiyor. Yani. 1980, davranışlar ve ilkeler gösterecek aynen itibarı. 1980'e geliyoruz Çiğdem Hocam. 12 Eylül geliyor askeri yönetim. 12 Eylül'ün yaptığı iki işlerden biri. Bir, Ecevit'in, Demirel'in kapattığı, Ecevit'in açmadığı üsleri, ABD üslerini 12 Eylül yönetimi açıyor. Ve yine Demirel'in ve Ecevit'in Yunanistan'ın NATO'nun askeri kanadına dönüşü için onay vermemesini 12 Eylül yönetimi onay veriyor ve stratejik hata yaptı. Şimdi evet. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı başarıyla yapılıyor koalisyon hükümeti tarafından ve oradaki soydaşlarımıza özgürlük ve kendi vatanlarına kavuşturuyor, kendi topraklarına. Muhteşem bir dik duruş. Türkiye'nin en zayıf anda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeterli çıkarma araçları olmamasına rağmen, ABD ve NATO'ya rağmen. Şimdi tenkit ediyorlar o zamanki koalisyon hükümetini veya koalisyon hükümetleri çok başarısızdı. Koalisyon hükümetlerine baktığınızda aslında tam bağımsızlık ilkesi uygulanıyor. Süleyman Şah Türbesi nerede şimdi? Tabii. Süleyman Şah Türbesi'nin demekle güç kazanılmış evet, olmuyor. 21 Ekim 1920 tarihinde Fransa ile imzaladığımız Ankara Anlaşması gereği bizim Suriye'de Süleyman Şah Türbesi için bir toprak aldık biz. Bu Ankara Anlaşması'nda sınırları belli.
Biz oradaki vatan toprağı, vatan toprağı, orada saygı karakolumuz vardı. Şimdi Süleyman Şah Türbesi'ni tek parti nereye çekti? Sınıra çekti. Süleyman Şah Türbesi geri gitti mi? Geri gitmedi. Orada bizim vatan toprağımız var mı? Suriye'de var. Nerede o? Yok. Yok. Kaç koalisyon hükümeti? Tek parti. Hani Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi bütün sorunları çözecekti? Evet. Evet hocam. Yani sonuç itibariyle o hamasetle falan yürütülen işler değil. Diplomasi, bilgi, beceri, devlet kesinlikle adamlığı gerektiren bir şeydir hamaset, sonuçta. Hamaset olmaz ve hayalperestlik asla strateji olamaz. Bakın. Hayalperestlik ve hamaset asla strateji olamaz. Biz Kemal Yeri diye koyduk. Evet. Sıklıkla Atatürk'e referans etmek üzere, doğru, referans göstermek üzere. Diyor ki Mustafa, doğru, Kemal, gereksiz saldırılardan vazgeçilerek askeri siyasetimizin bir savunma siyaseti ve elimizde bulunan kuvvetleri ve bir tek eri sonuna kadar saklamak siyaseti olmalıdır diyor. Kesinlikle. Canım sıkıldı. İçerideki oyları konsolide edeyim. Hadi gündem bir değişsin, soğan unutulsun, şu unutulsun, bu unutulsun diye hamasetle yapılmaz bu, evet, işler. Kurumsallık, ilkesel bütünlük çok değerli. Evet, Atatürk'ün çok önemli savaşla ilgili. Çünkü Atatürk'ün hayatı savaşlarda geçti. En iyi savaşın acılarını en iyi o bilir. O der ki, savaş millet için zorunlu olmadıkça, zaruret olmadıkça bir cinayettir der. Tekrar söylüyorum. Millet, vatan için savaş zorunlu olmadıkça bir cinayettir. Cinayettir. Onun için Atatürk, biz ne diyoruz Atatürk'e bu yüzden? Savaşın ustası ama barışın efendisi. Efendisi hadise diyoruz. Bu. Aynen, evet, öyle. Şimdi NATO'ya girelim mi yavaş? NATO'ya girelim hocam. Tamam. Yani bugünü değerlendirelim. Evet. Şimdi NATO'nun bir temellendirmesini yaptık. Doğru. Koalisyon hükümetini bugün kötü bir şeymiş gibi sunmaların altında tek adam rejimine duyulan, evet, şimdi duyulan öfkeyi giderecek başka olumsuzluklar yaratmak, evet, ya da zihinlerdeki olumsuz dönemlere göndermeler yapmak. Yani bu, evet, imajların artık tutmadığını da bilmeleri lazım. Evet. Tek adam rejimi daha hızlı, daha çabuk savaş dönemlerinde, dünya siyasetinde belki etkili olmuş olabilir kısa süreli. Fakat özellikle de demokratik toplumlarda çok seslilikten ürkmemek, korkmamak gerekir. Siz gözlerinizi kapatınca diğer ses, evet, ortadan kalkmıyor. Vars. Toplumu bir bütün, evet, olarak değerlendireceğiz. Sonuç itibariyle başarı tek adamın iki dudağın arasında zaten mümkün değil, erişilebilir bir olgu olmaktan çoktan çıkıyor. Evet. Şimdi buradan baktığımızda NATO ile ilgili de biz burada da iki ileri bir geri, iki ileri bir geri yaptık. Siyasette biraz oynamalar oldu, değişiklikler, doğru, oldu. Doğru. Her alanda olduğu gibi, Sisi'de gördüğümüz gibi Suriye'yi bekliyoruz. Hani bunda da bir takım atılımlar olacaktır seçime doğru diye düşünüyorum ben. Şimdi böyle baktığımızda hocam, NATO'da çok sert çıkan bir Türkiye vardı, evet, birkaç ay evvel. Ne oldu? Evet. Şimdi ne oldu? Ne değişti? Evet. Ne oluyor hocam? NATO'ya bir o yarım kalan cümlemi izin verirseniz tamamlayalım. Buyurun lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi İsmet Paşa, yani daha Menderes iktidarı yokken NATO'ya başvuru yapıyor Türkiye, NATO üyeliği için. Neden? Çünkü Stalin, Sovyet Rusya'dan başında bulunan Stalin, hem Doğu Anadolu'dan toprak talebinde bulunuyor, hem de Boğazlar üzerinde egemenlik istiyor Stalin. Yani Boğazlar dediğimiz Çanakkale Boğazı, Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı. Boğazlar kavramı budur. Stalin o zaman Sovyet Rusya, Boğazlar üzerinde bir hükümranlık, bir egemenlik talebinde bulunuyor. Doğu Anadolu'da da toprak talebinde bulunuyor. Bunun üzerine tabii hayatı savaş içinde geçen İsmet Paşa, İkinci Dünya Savaşı'nda, Davut Savaşı'nda da Türkiye'yi savaşa sokmayan, savaşın dışında tutma başarısını gösteren İsmet Paşa haklı olarak Türkiye için bu Sovyetlerle, biliyorsunuz tarihte biz en fazla Rusya ile savaştık. Sovyetlerin bu tehdidine karşı Batı İttifakı'nda bir güvenlik şemsiyesi arıyor. Ve NATO kurulduğu için 4 Nisan 1949'da NATO'ya başvuru yapıyor. Kabul etmiyor tabii. İngiltere, ABD, Kanada kabul etmiyor. Sonra iktidar değişiyor. Menderes hükümeti devletin devamlılığında tekrar NATO'ya başvuruda bulunuyor. Yine kabul etmiyorlar. Kore'ye asker gönderiyoruz, şehit veriyoruz. Ondan sonra maalesef NATO'ya üye oluyoruz. Dolayısıyla NATO üyelik o zaman için zorunluluktu. Onun altını çizelim. Araya mı giriyoruz? Araya giriyoruz, tamam, hocam. Aradan sonra burada, evet, bekliyoruz sizi. Şimdi döndük stüdyoya, evet, ama biz hiç izlememiş olanlara programımızla ilgili
formatımızla ilgili biraz bilgi verelim hocam. Tabii. Yeni bir program. Şimdi biz ikimiz de akademisyeniz. İkimizin de uzmanlık alanları farklı. Dolayısıyla aslında böyle ben soru soracağım, hoca cevap verecek gibi bir durum yok. Konuyu karşılıklı söyleşi şeklinde ilerletiyoruz. Zaten belli başlıklar dışında oturalım da bunları konuşalım demiyoruz. Bunu bir tarih programı değil, tek başına bir siyaset programı değil, tek başına bir uluslararası ilişkiler programı değil. Yani burada başlıklar üzerinden aklımıza geleni sanki bir evin salonundaymışçasına paylaşıyoruz. Siz evet. de bunlara tanıklık ediyorsunuz. Sorularınızı iletirseniz hocaya da sorarım. Benim bildiğim alandan gelirse yanıt da veririm. Sorularınızı da bekliyoruz. Hani bu detayı verelim ki sürekli çok her önemli. Şeye evet. yanıt vermeniz beklenmesin. Böyle bir program formatı yok. Şimdi NATO'dan bahsediyoruz. NATO'da görev almış bir asker olarak, emekli asker olarak evet. Uzmanlık alanı olduğu için bu ağırlıkta konuşacak Naim Hoca. Sonra ben tarihi kökenlerinde Yunan larla ilgili bir şeyler anlatacağız. Oralara geleceğiz. Sonra günümüzdeki bir takım eleştirileri dile getireceğiz burada beraberce. Böylece de bugünü kapatmış olacağız. Haftaya tekrar bir araya geldiğimizde haftanın gündeminde ne yer teşkil ettiyse, yine Suriye olursa ki her zaman Suriye, kaç senedir Suriye, yine konuşacağız. NATO yine bizim gündemimizin ilk beşine girerse yine bundan bahsedeceğiz. Yani bir söyleşi programına tanıklık ettiğinizi buradan tekrar hatırlatmış olalım. Kemal Yeri ismini vermemizin nedeni de biz Atatürk'ü ve Atatürk'ün bize gösterdiği aklı ve bilimi referans edinmiş, onun yol göstericiliğine inanmış insanlar olarak burada bulunuyoruz. Hayatımızı da ne kadar yapabiliyorsak öğrendiklerimizi bu yönde paylaşarak geçirmeyi düşünüyoruz. Değil mi Naim Hocam? Tabii. Kemal Yeri'nde biliyorsunuz bir güneş doğdu. 34 yaşında genç bir Türk subayı Mustafa Kemal. Tarih sahnesine ve Türk milletinin huzuruna orada çıktı. O güneş anafartalarda yükseldi. Cumhuriyetle beraber bizi aydınlatıyor. Şimdi biz o güneşin aydınlığıyla biz değerli izleyenlerimize karşısında söyleşi yapıyoruz, sohbet ediyoruz. Buraya kadar evet, geldik. O, evet. o ışıklar bizi buraya evet, kadar getirdi. NATO'yla ilgili. NATO hocam, evet. İsveç ve Finlandiya evet. ilişkilerimizi bir anlatın. Dolayısıyla NATO'ya bu şekilde Türkiye haklı olarak, tekrar söylüyorum, haklı olarak o dönemin koşullarında önce CHP başvurusu yaptı. Demokrat Parti, Menderes hükümeti devam ettirdi ve girdi. Ama diyeti oldu mu? Diyeti oldu. Kore'ye asker gönderdik. Orada şehitlerimiz oldu. Diyeti oldu maalesef. Ve dönemin bir Demokrat Parti milletvekilinin bir sözü var. NATO'ya girdik ama NATO karşılığında bir avuç kan döktük der. Bunu bitirdikten sonra Türkiye'nin tabii NATO'ya girdikten sonra şimdi NATO ile ilgili bazı problemler ortaya çıkıyor. Bugün Türkiye Finlandiya NATO üyesi oldu. Onaylandı ve Brüksel'de bir tören yapıldı ve Finlandiya'nın bayrağı 30 NATO ülkesinin yanında 31. ülke olarak çekildi. Şimdi burada Türkiye onay vermeseydi Finlandiya NATO üyesi olmayacaktı. Hı hı. Peki Türkiye onay vermeli miydi sorusunun cevabı? Hayır, Türkiye onay vermemeliydi. Türkiye bir stratejik hata yaptı. Bu stratejik hatayı nasıl 12 Eylül yönetimi, yani 12 Eylül askeri yönetim, darbe yönetimi, nasıl Yunanistan'ın NATO askeri kanadına dönüşüyle ilgili vetoyu kaldırıp onay vermesi biz yıllar sonra stratejik hata diyorsak, şimdi 2023 yılında Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliği için verdiği onay Türkiye için stratejik hatadır. Tarih bunu kaydetmiştir ve 30-40 yıl sonra tarihi yazanlar bundan stratejik hata olarak bahsedeceklerdir. Neden? Diyebilirler ki değerli izleyenler Finlandiya nerede, Türkiye nerede? Verse ne olur, vermese ne olur? Finlandiya'nın, Türkiye'nin muhatabı Finlandiya değil. Finlandiya'nın veya İsveç'in NATO üyesi olma hedefi projesi kime ait Çiğdem Hocam? ABD'ye ait. Peki ABD'ye aitse bu proje, yani Rusya'nın şimdi haritaya bakın, haritayı görüyoruz. Finlandiya sınırına bakın. Evet, çok güzel. Ondan sonraki harita getirebilir miyiz acaba? Üçüncü harita, 3 numaralı. Bakın Finlandiya tam Rusya sınırında duruyor şu anda. Evet, 3 numaralı harita.
Yani hocam NATO'nun gayesi aslında zaten Amerikan gayesi değil midir? NATO'yu gördüğümüz... ABD'nin hedefi tabii Finlandiya'nın, İsveç'in NATO üyesi olması. Finlandiya'nın Rusya ile sınırı, üç numaralı haritayı alabilirsek seviniriz. 3 numaralı haritayı. O yoksa 4 numaralı olabilir. Finlandiya'nın Rusya ile sınırı 1340 kilometre. 1340 kilometre NATO ne yapacak? NATO üyesi olarak Finlandiya. 1340 kilometrelik Finlandiya sınırında ABD'nin ve NATO'nun askeri varlığı gelecek. Evet bu. Bakın 1340 kilometrelik sınırı var. Yani Rusya'nın burnunun dibine Amerikan tabii, askeri gelmiş 1340, oluyor. Evet. Az değil. 1340 kilometrelik kara sınırında hem ABD'nin hem de NATO'nun askeri varlığı olacak. Askeri varlığını kuzeyden Baltık'tan da çevirmiş oluyor. Kimin hedefi bu? Finlandiya'nın değil, İsveç'in değil. Finlandiya ve İsveç, Ukrayna Savaşı'ndan önce Finlandiya ve İsveç'in kamuoyu, orada yaşayan insanların %25'i NATO üyeliğini istiyordu. %75'i istemiyordu. Sonra Ukrayna Savaşı nedeniyle ABD'nin de propagandasıyla, reklamıyla bu oran %60-65'e yükseldi. Finlandiya ve İsveç'te NATO üyeliği isteyen kamuoyunun yoklamasında. Peki ABD'nin hedefi ise Finlandiya'nın NATO üyesi olması ve ABD'nin projesi ise, çünkü hem silah satacak buraya, hem Doğu Avrupa'yı, yani Rusya'yı Doğu Avrupa'dan kuşatacak, hem de buraya silah deposu haline getirecek Rusya'ya karşı. Peki ABD bunu sağladı. Şimdi ABD Rusya'ya dua ediyordur. Ukrayna Savaşı'nı, işgalini başlattı da Finlandiya NATO üyesi oldu diye seviniyordur ABD. Türkiye'ye de teşekkür ediyordur içinden. Ama Türkiye ne yapmalıydı? PYD, PKK terör örgütünü kim destekliyor Çiğdem Hocam? ABD destekliyor. Tabii ki. Peki Türkiye şunu isteyebilir miydi? Bize de 911 kilometrelik bir sınır var neticede. 911 kilometre Suriye'si. Bizimki de büyük bir sınır. Türkiye şunu demeli miydi? Tam bağımsızlık politikası gereği. Türkiye olarak Finlandiya'nın NATO üyeliğine hayır demiyoruz. NATO'nun genişlemesine karşı bir itirazımız yok Türkiye olarak. Ancak bir NATO üyesi ülke olan ABD'nin, diğer NATO üyesi olan ülke olan Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden terör örgütüne desteği ABD'nin kabul edilemez. Peki, ABD desteği keserse PYD, PKK terör örgütüne, ayrıca NATO resmi evrakları, resmi belgesi içinde PYD, YPG terör örgütü olarak tanımlanırsa Türkiye evet diyecektir, onay verecektir. Bu şartı koşacaktı Türkiye. Türkiye bu şartı koşmadı. Şimdi şartı koşmadığı gibi onay verdiği süreçte ABD, PYD, PKK terör örgütüne, Suriye'deki terör örgütüne helikopter verdi. 17 Mart'ta helikopter verdiği ortaya çıktı. Şimdi bu durumda Türkiye'nin onaylamaması lazım. Maalesef stratejik hata yaptı. Karşımızdaki ABD F-16 savaş uçaklarını henüz vermedi. Türkiye müracaat etti ama Yunanistan'a verdi. Bir onda 4 milyar dolar ödediğimiz F-35 savaş uçaklarını, ödediğimiz savaş uçaklarını bile vermedi, F-35 savaş uçaklarını. Katsa yaptırımları dediğimiz yaptırımı uyguluyor. Yani düşmanlı ve hasım ülkeler, Kuzey Kore'ye, İran'a uyguladığı yaptırımı uyguluyor Türkiye. Ve en önemlisi Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü kasteden bir terör örgütüne destek sağlıyor kararlılık. Şimdi siz böyle bir ABD'nin hedefini ve projesini onaylıyorsunuz. Aynen öyle. Onun için tarih kaydeder. Türkiye stratejik bir hata yapmıştır. Size bir örnek vereceğim. Peki Türkiye onaylamasaydı bazı izleyiciler şunu diyebilir. Türkiye Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demese NATO'dan çıkarlar. Hayır, NATO'dan çıkaramazlar. Çünkü NATO'nun 14 maddesi var. 14 maddesinin hiçbir maddesi üyelikten çıkarılır diye bir şey yok. Ancak Türkiye isterse çıkar. Bir örnek daha Çiğdem Hocam son. Zaten hocam Türkiye'siz NATO düşünülebilir mi? Evet. Bir örnek daha. Yunanistan 2019-2018 yılında Makedonya üye olmak istedi NATO'ya. Makedonya, şu anda bildiğimiz Makedonya. Yunanistan'ın komşusu. Makedonya'nın Yunanistan'ı tehdit edecek bir faaliyeti, bir etkinliği yok. Makedonya'nın da Yunanistan'ı tehdit edecek herhangi bir terör örgütünü desteklediği de yok. Yunanistan dedi ki 2018'de Makedonya üye olmak isteyince, NATO davet edince, dedi ki Yunanistan, ben dedi Makedon tarihini temsil ediyorum. Büyük İskender'in mirası bana ait dedi. Makedonya ismiyle dedi hiçbir ülke dedi üye olamaz. Ben dedi veto ediyorum dedi. Onay vermedi. Gerekçe ne? Makedonya ismi taşıyan bir devlete
taşıyamaz. Ben Makedonya'nın sahibiyim dedi. O mirası ben taşıyorum. Kaç yıl bekletti biliyor musunuz Makedonya'yı kapıda? 2008'de başvurdu, düzeltiyorum. 2018 değil, 2008'de. 11 yıl bekletti. 11 yıl. Ve Makedonya 2020 yılında ancak iyi oldu. Nasıl iyi oldu biliyor musunuz Cidem Hocam? Makedonya parlamentosu en son toplandı, adını Kuzey Makedonya olarak değiştirdi. Peki soru şu, tersten soralım. Türkiye Yunanistan'dan daha mı güçsüz NATO'da? Yunanistan 11 sene bekletti Makedonya'yı. Neden ABD Yunanistan'a herhangi bir yaptırım uygulamadı veya Yunanistan'dan neden dışlamadılar? ABD, yani Yunanistan Türkiye'den daha mı güçlü? İkinci konu, Makedonya'nın tehdidi de yok. Sadece isim nedeniyle. Şimdi bu durumda ABD bir terör örgütünü destekliyor. Helikopter veriyor. 100 yılın projesi. İki, ödediğiniz F-35 savaş uçaklarını vermiyor. Üç, Yunanistan'a F-16 savaş uçakları veriyor. Size vermiyor. Dört, Güney Kıbrıs Rum yönetimini ve Yunanistan'ı tercih eder bir tutum politika izliyor. Siz nasıl Finlandiya kartını, stratejik kartını ABD'ye doğru hareket ettirmiyorsunuz da Finlandiya onayladınız, stratejik kart elden gitti. Ve 30-40 yıl sonra biz tarih okuduğumuzda bizim gelecek kuşaklar nasıl 12 Eylül askeri darbesinden sonra Yunanistan'ın askeri kanadı tenkit ve eleştiriye tabi oluyorsa bunu da eleştireceğiz. Ama ben şimdiden diyorum, şimdiden yazıyorum, hep yazıyorum, hep söyledim. Türkiye stratejik bir hata yapmıştır ve stratejik kartını maalesef masada harcamıştır. Buradan Yunanistan'a girelim hocam. Evet. Şöyle ki yani Helen kültürü, Helen felsefesi Avrupa inancının temelini oluşturuyor bildiğimiz gibi. Hep söylenir işte Helen kültürü densebe filozofları antik dönem Yunan filozoflarının ekmeğini hala yer bu Yunan iktidarı doğru denir. Doğru. Ve sonuçta aslında orada Birleşik Krallık söz konusu. Şöyle Birleşik Krallık birinin torunu Yunan tahtında, ötekinin kuzeni Yunan tahtında. O oradan çıkıyor. Geniş bir aile yelpazesi var Avrupa tahtları içinde. Ve bu aslında krallıklar yıkılsa bile manevi nüfuz alanında hala devam ediyor. Evet. Ve bu tarihin devamlılığının da aslında önemli bir işaret bölgesidir. Yani Yunanlıların Avrupa tarihindeki yerini kavramak çok değerli. Ona göre kendimizi de konumlandırmamız gerekiyor. Çünkü Christendom dediğimiz Hristiyan Birliği denen şeyin adı evet, 1854'te evet. Kırım Savaşı sonrası Kondura ismi olarak sanki Osmanlı'da bunun parçasıymış gibi dahil edildi sözleşmeye ama nihayetinde gerçek miydi bu? Hayır, hala Avrupa Birliği'ne alınmadığımıza göre demek ki gerçekliği yok. Alınmamız da mümkün değil. Mümkün değil. Zaten alınmamız da bir parça mümkün. Yaklaşsak bile kriterleri taşıma ihtimalimiz de yok. Cidem Hocam şu değişti. Dünyada hiçbir organizasyon, Batı ittifakı için söylüyorum, Avrupa Birliği NATO. Eğer Türkiye NATO'da olmasaydı şu anda NATO üyesi olması mümkün değil. Tabii giremezdik. Neden biliyor musunuz? Dünyanın en fazla göçmenine ev sahibi yapan bir ülkeyi bir de güney sınırları Irak ve Suriye 1340 kilometrelik sınırı terör üreten bir coğrafyayla komşu olan bir ülkeyi hiçbir örgüt üyeliği almaz. Onun için ama işte bu terörün kaynağı da aslında argümanı da evet. Terörün nedeni de tam da onlar esasen. Yani onlar. Göçmen eğer bizde birikiyorsa yine duvar çektikleri için bu havuzda birikiyor ve nitekim geçen programda da üzerinden geçtik yine değiniriz. Hani geri bile almıyorlar, geri bile gönderemiyoruz. Ama şu var, Türkiye'nin izlediği yanlış politikayı da unutmayalım. Tabii. Hepsi yanlış. Tabii. Hangisi yani doğru geri kabul hocam? Anlaşmasını Türkiye Avrupa Birliği ile imzalamayacaktı. Yapmayacaktı. O göç politikasını 2014-2016'da imzaladı. Türkiye bir göçmen bölgesi haline geldi. Şimdi konuya geçeceğiz. Evet. Yunanistan'a dönüş yapalım ama hazır da bu konuya gelmişken yine seçmen listesi 7 numarayı alalım da üzerine konuşalım. Tabii, tabii. Yani şunu diyeceğiz. Yunanların antik Yunan felsefesi, o romantizmi işte aynı zamanda tabii dini mistisizmini de içine yerleştirirsek Avrupa'nın sac ayağını oluşturuyorlar. Yani düşünsel, fikirsel sac ayağını, temelini oluşturuyorlar ve onların maddi olarak işte şu kadar topu, şu kadar tehdidi falan önemli değil Avrupa'nın geri kalanı için. Yunanistan'ın düşünsel Avrupa kimliğini oluşturan gerçeği var. Mirası var. Evet. Yani Yunan inkarı olursa bir Alman için bile Alman tarihini anlatmak zorlaşacak. Yani Kant'ı anlamak Cidem için de Platon'a dönmen lazım Avrupa diye düşünüyorlar. Avrupa Birliği'ne alınırken Yunanistan ki 12 Eylül'ün çok hatası var burada onu geçelim.
Avrupa Birliği'ne alınırken Yunanistan hazır değildi. O zaman Avrupa Birliği'nin ileri gelenleri dedi ki biz dedi Eflatun'u kapıda bekletemeyiz dedi. Bakın işte aynı şey söylüyor. Yani sizin söylediğiniz konu. Evet. Miras Hegel'i anlayacaksanız. Evet, o mirası Hegel, bekletemeyiz tabii dedi. Tabii. Yani tez antitezi falan evet. Yorumlamak için bile oralara bakmak doğru. Gerekiyor. Eğer sen Yunan gerçeğini yani biz diyoruz ki ışık doğudan yükselir. Aynı tarihlerde ve daha evvelinde kadim Türk geleneği var, kadim Asya geleneği, kültürü var desek de Avrupa kendi uygarlık anlayışını Yunan Helenizminin özellikle tabii, tabii. Üzerine inşa ettiği için manevi kudretini mutlaka kullanıyor. Ve onun kaç uçağının olduğu, kaç denizaltısına sahip olduğu, etrafı için tehdit olup olmadığını önemsemiyor. Nitekim de gördük ki Merkel döneminde de evet. inanılmaz desteklerle yine Yunanistan'ı ayakta tuttular. Halbuki bizimle olan mücadele alanında dahi çoktan bitirilmesi gereken hesaplar sırf Yunanistan'a duyulan bu sempati ve tarihi birliktelik nedeniyle bugün hala sorun. Ve daha da büyüyecek gibi, kalınlaşacak gibi. Arkadaşlarımdan rica ettim. 7 numaralı DSF'yi alabilirsek. Hocam göçmen dedik. Bizimki evet. Az önce programın girişinde de bahsettiğimiz gibi serbest bir söyleşi programı. Hani belli kurallara uymak durumunda değiliz. Şimdi Timur Soykan'ın haberiydi bu. Twitter'da paylaştı. Bir apartmanda Ataköy'de, yanılmıyorsam Ataköy'de bir apartmanda aynı soyad, aynı adres. Bir tanesi Iraklıymış. Yine yanılmıyorsam diye düzelteyim. Seçim yaklaşırken biz bu belgelerden, bu işte seçim ilanlarında zaten hani askıya çıkan seçmen tablolarından çokça herhalde göreceğiz gibi görünüyor. Bu ithal seçmen diyelim. Buna ithal hibrit seçmen. Seçim diyoruz. Hibrit. Aynen öyle. Hibrit yani seçim. İthal ediyor. Yani sürekli evet. Oy pompalamak. Kendi tarafını güçlendirmek isteyen yine tek adam rejimine binaen söylüyorum. Burada aslında geleceğimize karar vereceğimiz bir seçimde dışarıdan gelen ve asla buraya ait olmayan vatandaşlığı da çok ucuz yolla 250 bin dolar gibi bir ev satın alarak alabilen, kendisi aldığında da ailesi de aynı anda yararlanabilen bir sistem içinde seçime yürüyoruz hocam. Şimdi bu insanın içini titretiyor. Şu anda deprem bölgesinde, depremde. Bizim insanımız yerlerini terk ettiğinde orayı yine göçmenlerle dolduruyor. Geçen hafta yine bir dolu video sosyal medyaya düştü. Konuştuk yine, geçen hafta. Geçen hafta konuştuk. Üzerine hocam evet. yine tabii. Sınırları geçtiler. Ona sınır namustur dedi. Evet. Hakikaten çok rahatsız edici. Yani bunların hepsi zaten birbirini çok tamamlayan haklısın. Konular. Hani çok biz haklısın. NATO'dan bahsederken sizin stratejik evet, nereden nereye geldi? Aynı şey aslında evet, aynı bir doğru. aynı projeksiyondan bakılıyor. Doğru. Yani Amerika'nın Finlandiya'ya yaklaşımıyla Finlandiya'nın NATO'ya girişiyle duyacağı his aslında bizim buradaki göçmen politikasını izlerken hissettiği şeylerle çok koşut. Onun özellikle altını çizmek evet. istiyorum. Yani oraya bakıp Amerikan kartı var dediğimizde bunu eksik gözlemlemiş evet, çok oluruz. Önemli. Teşekkür ederim. Hepsi bir bütün hocam. Yani çok bu tarafta önemli. Aynı, bu çok tarafta önemli. Aynı. Çok önemli. Değerli izleyenler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları diğer bazı ülkelerin, bazı Körfez ülkelerinin ya da Orta Doğu'daki bazı ülkelerin cetvelle çizilen sınırları değil. Kanla çizilen veya sınırları. Veya Churchill'in Ürdün sınırını cetvelle çizdiği veya hapşırdığında Churchill hapşırması diye eğrilik sınırı değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu vatanın sınırları yüz binlerce şehit kanıyla yeşermiş kutsal toprağın vatan haline dönüşmüş sınırlarıdır. Bu coğrafya çok maliyetlidir. Ve bu coğrafya 1-2 günlük, 3 günlük, 5 günlük, 10 yıllık, 20 yıllık değil. Türk ordusunun kuruluşu milattan önce 209 yılındadır. İlk teşkilatlı Türk ordusu Metehan zamanında 2235 yıllık tarihe sahiptir. Anadolu'da binlerce şehidin kanı, on binlerce şehidin kanı var ve her mahallede, her köyde şehitlerimiz var. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti cetvelle çizilen başka bir ülkenin durumuyla mukayese etmek tarihe nankörlük olur, en azından tarihe haksızlık olur. Onun için atalarımıza, şehitlerimizin emanetine sadık olacaksak,
gelecek kuşaklara da emaneti devretme sorumluluğunu taşıyacaksak, bir, yabancılara mülk satışı kesinlikle hemen yasaklanmalıdır bütün Türkiye'de. Türkiye cetvelle çizilmiş bir ülke değil. Hemen yabancılara mülk satışı, toprak satışı, özellikle sınır kentleri başta olmak üzere bütün Türkiye'de yasaklanmalı. Bir. İkincisi, Türkiye'de bulunan hangi ülkeden olursa olsun, Suriyeli olur, Afganistanlı olur, Etiyopyalı olur, Bangladeşli olur, Pakistanlı olur, neresi olursa olsun, ülkelerine bu göçmenlerin gönderilmesi gerekiyor. Özellikle sınır kentlerinde. Çünkü dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapmak isteyen dünyada ne hiçbir fakir ülke vardır, ne de dünyanın en zengin ülkesi. Almanya da istemez, ABD de istemez. İstiyorlarsa alsınlar. Göçmenleri göndermek zorundadır. Neden? Çünkü göçmenler artık terörle birlikte bir beka sorunu haline gelmiştir. Milli güvenlik sorunu. Evet, güvenlik sorunu haline gelmiştir. Hocam, ben ve üçüncü örneği. Konu, son, evet, son konuyu söylüyorum. Demek göçmenlerin gönderilmesi ve bir de diğer bir konuda Suriye ile işbirliği yaparak Türkiye'nin coğrafi bütünlüğünü kasteden ve 100 yılın projesini gerçekleştirmek üzere ABD'nin maşası durumunda olan, yani 100 yılın projesi deyince neyi kastediyorum? Mustafa Kemal Atatürk'ün yırtarak çöpe attığı Sev ve karşılığında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tapusu olan Lozan'ın imzalamasını kastediyorum. O Sevr hayaliyle yaşayanlar bir Kürdistan hayaliyle yaşıyor. Bu da Suriye'nin %25'ini işgal eden, ABD'nin işgal ettirdiği bir PYD-PKK terör örgütü var. Demek ki PYD-PKK terör örgütünün etkisiz duruma getirilmesi için, göçmenlerin ülkelerine gönderilmesi için Suriye ile işbirliği şart. Bunun için Adana mutabakatı aktif duruma getirilebilir. İkincisi de diğer bütün ülkede, bütün Türkiye'de yabancılara mülk satışı yasaklanmıştır. Bu şehitlerimizin emanetine karşı sadakat borcumuzdur. İki, biz bu vatanı, Çiğdem Hocam, biz bu vatanı böyle tehdit içinde almadık. Bu vatanı özgür, mavi deniziyle, mavi gökyüzüyle özgür aldık bu vatanı. Hocam. Şehitlerimizin kanıyla aldık. Biz bu vatanı gelecek kuşaklara devrederken coğrafi bütünlüğü tehdit olan göçmenlerle istila edilmiş bir vatan olarak devredemeyiz gelecek kuşaklara. Şimdi, onun için siyasi, son söz, siyasi iktidarın yelpazesi budur budur, ben bilmiyorum ama hangi siyasi yelpazede de olursa olsun bunu yapması lazım. Ama şu anda mevcut siyasi iktidar maalesef bu yönde herhangi bir adım atmıyor. Hocam, ben yine kendi alım. Geçen hafta göçte de birazcık girdik ya. Evet. Şimdi Filistin-İsrail meselesi sıcak kaynayan bir kazan. Belli ki önümüzdeki yüzyılda bu sorun çözülmeyecek. Bunun temeline gittiğimizde, aslında İsrail fenomen olarak ele alındığında, temelde Filistinlilerin orada, bölgede kendi evlerini, topraklarını, arazilerini sattıklarını biz belgeleriyle görüyoruz arşivde. Evet, evet. Sonradan ahlanıp bahlanmak olmuyor. Baştan önleminizi alacaksınız. Yani bir yıllık, beş yıllık, on yıllık planları devletler yapar. Dünyada hiçbir ülke vatandaşlığı bu kadar ucuza yapmaz. 250 bin dolara şehit kanıyla sulanmış vatan. Ama burada yine hatırlatalım. Yani Kemal yerine de uygun değil. Biz, Çanakkale muharebelerinde, Çanakkale Savaşı'nda Cumhuriyet'in ön sözü olan, Türk İstiklal Mücadelesi'nin ve Milli Mücadele'nin ön sözü olan Çanakkale Savaşı'nda 214 bin zayiatımız, kaybımız, 102 bin şehidimiz var. Biz onların kanına, onların emanetine sadık olmak zorundayız, korumak zorundayız. Ve aynı zamanda gelecek kuşaklara kesinlikle sadık olmak zorundayız. Kesinlikle. Sınır namustur. Burada yine altını çizelim. İhtiyacı olan, gerçekten uluslararası hukuka uygun olarak mülteci statüsüyle döndüğü zaman hayatı tehlikede olacak olan, yaşamsal kaygı duyan, hakikaten de bu kanıtlanmış, uluslararası gündemde de tescili yapılmış bir konu dahilinde gelecek olan, insaniyet namına kucak açacağımız kitleler var mıydı başta? Vardı. Fakat bu kitlelerin arasına bunu daha iyi bir yaşam elde etmek motivasyonuyla
kullananlar da eklendi. O yüzden bizim dikkatle bu konuyu takip ediyor ve buna karşı artık stratejik bir tavır geliştiren, yapıyı zorlayan bir çalışmaya ihtiyacımız var. Şimdi Filistin'de bunu söylüyoruz. Filistin, hocam Filistin'de gitmişler para almışlar. Bunu yaparken de muhtara bile para vermişler komisyonda. Yani yerel halkın da dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü maalesef kalkıp onlar, ben İstanbul'dan onlar kar zarar hesabından yapıyorlar. Bakıyor. Şimdi biz ama bunu devletin, arşivde devletin, görüyoruz evet, hocam. Evet, tapu biliyorsunuz ki tapu evet, üzerinde oynanmayan tabii, tek vesikadır. Tabii. Yani kalır. İki asır önceden tapu dedenizin toprağını evet, bulursunuz. O yüzden tapu kayıtları çok mühimdir. Hani mezarlıklara bakar antropologlar. Evet. Kazırsınız altındaki İşte, belgeler de öyle, tarihi aynen belgeler öyle. De hani öyle. Kemiktir tapu kayıtlarına o. Antropolog bakalım. İçin kemik nasıl tabii, bir belge ise tapu kayıtları da tarih, siyasi tarih, evet, demografik evet, tarih açısından son derece önemli. Çünkü üzerinde oynamalar yoktur ve biz görüyoruz ki rüşvetle dahi tapular satılmış, araziler satılmış. Sonra neden burada nüfus dengesi bozuldu? Yıllar içinde neden burada böyle bir ülke kuruldu deyip ahlanıp ahlanacak hiçbir şey yok. Zamanında o evlerde oturanlar, o arazilerde oturanlar Filistinliler o toprakları sattılar. Osmanlı yönetimi altında. Üstelik, şimdi Filistin kalmadı. Filistin kalmadı. Kalmadı, küçücük bitti, bir yer, denize bile ulaşması Filistin mümkün kalmadı, değil. 47'de Taksim planı, Birleşmiş Milletler üzerine zaten tonla savaş, 48 bir sürü bitti, savaş bugüne kalmadı, kadar. Arap baharıyla, kanlı son bahar beraber bitti. Ve bu projeksiyon aslında Türkiye'nin de son derece önemsemesi gereken hareketleri içeriyor. Tabii, tabii, yani tabii, İsrail'i, Filistin'i görmezden gelerek Türk tabii, siyaseti tabii, çizemeyiz. Orta Doğu'da varlık göstermek evet, için Türkiye'nin daha etkin bir konumda siyaset üstü bakabilmesi için hakikaten tarihteki bu dokümanları da aklına getirmesi evet, lazım. Yani durup dururken hamasetle şunu bunu öneremezsiniz çünkü tapular gösteriyor bize neler olup bittiğini geçmişte onun o bölgede için mülk gösteriyor. Satışı mülk satışı ve de hocam dünyanın hiçbir yerinde mülk satışı hiçbir yerinde ama hiçbir yerinde bu kadar ucuza vatandaşlık verilmez. Hani Afrika'da falan belki vardır. Ben bilemiyorum. Siz biliyor musunuz? Yani efendim, olabilir ama burası Afrika bir Afrika'da bir ülke de değil. Pasaportumuz ve coğrafyamız şehitlerin kanıyla yeşeren her karış toprağımız ucuz değil. Çok pahalı bir coğrafyadır. Bu coğrafyada vatandaşlık öyle kolay kolay verilmez. Hocam bir de bireysel de değil. Bu tarihte yapılmadı. Osmanlı'da bir politika vardı. Cumhuriyet döneminde çok önemli bir politika vardı. Bu politika maalesef terk edildi. Şimdi biraz önce gösterdiğiniz bir seçmen listesi var. Hemen hemen hepsi göçmen. Bunların Türkçeyi tam biliyorlar mı? Bunlar entegre edilmiş mi? Bunlar İstiklal Marşı'nı biliyorlar mı? Bunlar yani Türkiye'de yaşama ruhuna, kültürüne sahipler mi sorusunun cevabı kesinlikle hocam, hayır. Onun çok için çok önemli bir yere değindiniz. Evet. Çok önemli. Biz uygarlaşma yolunda 200 yıldır süren bir çabanın ortasındayız aslında. Yani Mustafa Kemal Atatürk onu zirveye taşıdı ama 1800'lerde başlayan yenileşme hareketleriyle 200 yıl aldı. Zaten Mustafa Kemal ifadesi de odur. Biz çağdaşlaşmak için 200 yıl emek sarf ettik der Mustafa Kemal. Biz çağdaşlaşma yolunda bu kadar meşakkatli süreçler atlatmışken tekrar geriye gidiyoruz. Neden? Biz bunu kontrol altına almak için çok da geciktik hocam. Geçen programda söyledim. İşte Uruguay nüfusu ne? Bahsettik. Nüfus Avrupa'da şurada burada 3,5 milyon kayıtlı olan. Şiddet kayıtsız hocam, olanı düşünemiyoruz bile 3 milyon bile yani. 700 bin resmi Suriyeli ama diğerlerinden de var. Var. Yani, Irak, Pakistan, evet, şimdi Afgan bakın, var ki var. Şimdi burada 17 Kasım 2022'de Taksim'de bir terör eylemi yapıldı. Bu terör eyleminin suçlusu, faili kim? Suriye'den gelen göçmen. Bu terör eylemini yapan, gerçekleştiren göçmeni korsan taksiyle oraya götüren şoför yabancı göçmen. O göçmeni Tekirdağ'a kaçırmak için götüren yabancı göçmen. Şimdi bu tür göçmenler büyük güçler tarafından haritaları değiştirme projeleri üzerinde de sürekli maşa olarak kullanılır. Dünyanın her yerinde böyle. Bakın 1980'de Pakistan 4,5 milyon Afgan sığınmacıyı kabul etti. Pakistan o günden bugüne gün yüzü görmedi. Bizim öyle bir lüksümüz yok. Bizim gelecek kuşaklara göçmen deposu haline dönüşmüş bir ülke teslim etme lüksümüz yok. Hocam, bunu tüm partiler, bazı partiler gerçekten
çok üzerinde duruyorlar. Göçmenlerin gönderilmesi, yabancılara mülk satışın yasaklanması, bunun yapılması şarttır diyoruz ve ara veriyoruz. Avrupalı zaten. Ülkeler özellikle kendilerine göç kitlesel olarak yapıldığında hemen alternatif mecralar, yerler tabii, aramışlar. Tabii. Yahudiler 1881 pogromla göç etmeye başladığında hemen Afrika'da yer bakmışlar. Hatta Uganda'ya Civganda, Yahudi doğru. Gandası diye isim bile koyan gazete manşetleri doğru, atılmış. Doğru. Sonuç itibariyle yani bizim başımıza gelince kimsenin umurunda değil. Çünkü stratejik olarak kullanılmaya hazır. Sizin de söylediğiniz gibi. Uygun değil. Evet. Yani bizim, kimlikler yaratılıyor bizim burada. Bizim coğrafyamızda uygun değil. Bir de ulusal güvenlik açısından çok zararlı. Bir sınır beka sorunu güvenlik sonuçta. Açısından. Çok zararlı. Bir de 100 yılın projesi, yani Sevr'in gerçekleşmesiyle ilgili Suriye'de ve Irak'ta kurulan yapının kuzeye doğru sınır kentlerine doğru baskı yaparak Türkiye'den toprak talep etmesini kolaylaştırıyor. Bir de hocam, onun için bunun tutar hiçbir yönü yok. Onun için şu anda ama mevcut iktidar lütfen yabancılara mülk satışını yasaklayın. Göçmenler ülkelerine lütfen gönderilsin. Eğer ülkelerine gitmiyorlarsa göçmenler istedikleri ülkeye gitme hakkına sahip olsunlar Avrupa'ya. Geri kabul anlaşmasını Türkiye iptal etsin Avrupa Birliği ile yaptı. Çok önemli hocam. Bu evet, söylediğiniz şey ediyorum. Son derece önemli. Yani sınır namustur diyoruz. Hudut namustur. Namustur. Evet. Biz bir ara daha veriyoruz. Sonra sınır burada bekliyoruz. Evet. Şimdi biz NATO'dan başladık. Nerelere geldik? Suriye'ye geldik ama hepsi bir bütün dedik zaten. Evet. Birini kapatıp ötekini anlamak mümkün değil. Bir bütünlük var zaten. Bu coğrafyada bütüncül bir hareketi var Amerika Birleşik Devletleri'nin. Bunu zaten gözden kaçırırsak kendimizle ilgili gelecek vizyonumuzu eksik ve hatalı çizmiş oluruz. Şimdi buradan baktığımızda Yunanistan lafı geçti. Biz bir şey yaşadık. Tabii. Bir şey yaşadık. Geçen hafta çok önemli bir konu yaşadık Çiğdem Hocam. Türkiye Yunanistan'ın bağımsızlık gününü kutladı. Her ülkenin bağımsızlık günü kendisi için kutsaldır ve önemlidir. Hiç kuşku yok. Hiç kimseyi de suçlama hakkımız yok bunda. Fakat Yunanistan'ın bağımsızlık günü Türk tarihiyle çok yakından ilgili. Yunanistan'ın bağımsızlık günü 25 Mart 1821 bağımsızlığı kabul ediyor. Mora isyanıyla birlikte ve kutlanıyor. O süreçte on binlerce Türk katliama vuruyor, katlediliyor. Bunu Türk tarihçileri yazmıyor, bunu özellikle yabancı tarihçiler yazıyor. Mesela İngiliz tarihçi William Clare diyor ki, bu bağımsızlık günü için, Yunanistan Türkleri 1821 yılı ilkbaharında ani olarak tümüyle ve dünyanın haberi olmadan yok edildiler. Yani Yunanistanlar tarafından yok edildi. Yine Clare'e göre, İngiliz tarihçiye göre, Mora'daki soykırım ancak öldürecek başka Türk kalmadığında sona erdi. 80 bin, 90 bin, 50 bin Türk katledildi Yunanistan'ın bu bağımsızlık sürecinde. Şimdi geçen sene mesela İngiliz tarihçi Phillips diyor ki, yine bağımsızlık süreciyle ilgili Tripoliçe katliamı hakkında, Türklerin orada katledilmesi Mora ve civarda, yaş ve cinsiyet ayrımı yapılmadı. Kadınlar ve çocuklar öldürülmeden önce işkencelere tabi tutuldular. Katliam o kadar büyüktü ki kadınların ve çocukların bulunduğu Türk kitleleri yakınlardaki dağlarda sığır gibi doğrandı diyor. Bunu yabancı İngiliz tarihçiler söylüyor. Fakat Türkiye 25 Mart 1821 gününü kutladı Yunanistan'ın. Peki kutlaması gerekiyor mu? Bakalım biraz geriye gidelim. 2022'de İzmir'deki NATO karargahı 2022 yılında 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı, Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı Çiğdem Hocam. Kim kutladı? NATO kutladı. Türkiye'nin bağımsızlık günü kutlarız dediler İngilizce ve Türkçe. Neden? Zafer Bayramı'nı kutladı. Çünkü 30 Ağustos Zafer Bayramı bağımsızlığa giden çok önemli bir bayram. 30 Ağustos Zafer Bayramı. Dumlupınar Meydan Muharebesi yıl dönümü. Başkomutan Meydan Muharebesi yıl dönümü. Fakat Yunanistan ne yaptı buna biliyor musunuz? Yunanistan işini gücünü bıraktı. NATO'ya itiraz etti. NATO'yu kınadı. Ve NATO'nun gönderdiği bu kutlama mesajını, Türkiye'nin Zafer Bayramı'nı kutlama mesajını Yunanistan sildirdi.
Mesajı sildirdi Yunanistan. Şimdi böyle bir Yunanistan var. Yani NATO'nun kutladığı mesajı sildiren bir Yunanistan var. Fakat Türkiye bu mesajın silinmesini engelleyemedi NATO'da. Halbuki Türkiye ne diyoruz biz? NATO'nun ikinci büyük gücü diyoruz. Doğru mu? Peki ikinci büyük gücü ise ve NATO'da etkiliyse 30 Ağustos bayramını kutlayan NATO'nun mesajını Yunanistan 2022 30 Ağustos'unda nasıl sildirdi de Türkiye engel olamadı? Engel olmalıydı, olamadı. Sildirdi. Fakat aynı NATO Yunanistan'ın 25 Mart 2022 bağımsızlık gününü kutladı. Türkiye bunu sildirmedi. İşte yine çifte standart. Sildiremedi. Çifte standarttan öte. Ötesi var. Türkiye'nin buradaki gücünden söz ediyoruz. Maalesef. Gücünden söz ediyoruz. Halbuki hocam şimdi, ben araya girip biraz tarihi o mora dediniz ya. Orayı biraz açalım mı? Bir şunu bitireyim. Şimdi bugüne geldiğimizde Türkiye bunu yapan bir Yunanistan. Uluslararası ilişkilerde hocam ne var? Mütekabiliyet esası var. Yani karşılıklılık ilkesi var. Yani Yunanistan sizin 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajınızı sildirmiş NATO'ya. Siz de önleyememişsiniz. Peki aynı Yunanistan'ın 25 Mart 1821'i atfen 25 Mart 1821'i bağımsızlık günü olarak kabul ediyor. Ve burada Türk soykırımı yapılıyor, düzenleniyor. Bunu kim söylüyor? ABD'li ve İngiliz tarihçiler söylüyor. Sadece Türk tarihçiler söylemiyor. Peki Türkiye, NATO'da Türkiye'nin Zafer Bayramı mesajını sildiren, kutlama mesajını sildiren Yunanistan'ın ve Türklere soykırım uygulanan süreçte olan bu bağımsızlık günü niye kutlasın Türkiye? Maalesef kutluyor. Kutlamamalıdır. Türkiye mütekabiliyet esasıyla tam bağımsızlık ilkesine göre hareket etmelidir ve Büyük Atatürk'ün dış politikada uyguladığı prensiplerden tam bağımsızlık, milli siyaset, milli egemenlik, uluslararası hukuka saygı ve yurtta barış, dünyada barış ilkesi gereği Yunanistan'ın bu Türklere soykırım uygulandığı günde mesaj kutlanması kabul edilecek bir olay değil. Hem Türk vatandaşları, yurttaşları açısından hem de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin devamlılığı açısından. Yunanistan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor mu Türkiye'nin? Kutlamıyor. Neden? Çünkü Batı Anadolu'yu oradaki Batı Anadolu'daki o yaptığı seferi yani Batı Anadolu seferini Anadolu felaketi olarak, Küçük Asya felaketi olarak adlandırıyor. 150 bin ölü bırakıyor orada. Onun için büyük felaket olduğu için 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamıyor. Hocam. Türkiye niye kutlasın bunu? Olay onun için Türkiye son zamanlarda maalesef hem NATO'da Yunanistan'ın bu isteklerini karşı misliyle mukabele edemiyor, karşılık veremiyor. Hem de bu kutlama mesajlarında çok aşırı bir pozitif, çok aşırı bir iyimserlik, çok aşırı bir iyi niyet gösterisiyle devam ediyor. Halbuki, ama gelin halbuki 1821 Mora isyanı dedik. Evet, Mart'ta başlıyor. 5 numaralı haritayı koyabilir miyiz? Hocam haritaya gelmeden hemen nasıl bir tarihi geçmiş yani doğru. Tarihten bir son cümleyi söyleyebilir miyim Çiğdem hocam? Bakın bu Yunanistan 25 Mart 1821 Mora isyanı nedeniyle ve soykırım uyguladığı gün nedeniyle bağımsızlık gününü kutladığımız Yunanistan'da şu kırmızıyla görülenler ne biliyor musunuz? Çiğdem hocam, Lozan Barış Antlaşması ve Paris Barış Antlaşması gereği askersizleştirilmiş adalarda Yunanistan'ın silahlandırdığı 23 ada. Hepsini silahlandırdı ve hepsinde tümen, tugay, tabur, alay gibi birlikleri var. Bölük gibi birlikleri var. Yani Yunanistan statüyü değiştirdi. Şimdi biz bu Yunanistan'a nasıl bu şekilde iyi niyet gösterisinde bulunabiliriz? Bunu anlamak mümkün değil. Teşekkür ediyorum. Nasıl anlaşılsın ki? Hocam şimdi bir kere ülkelerin dış politikalarında tutarlılıkları çok mühim. Tarihi alandan baktığımızda bugünlere gelirken ilkesel olarak Türkiye'nin üstlendiği rol uzunca bir süre aynıydı. Bakış açısı aynıydı. Kim gelirse gelsin az önce de örneklediniz. Evet. Demirel hükümeti doğru. Geliyor. Ecevit hükümetinin yaptığı şeyleri doğru. Devamlılığını sağlıyor. Sonuç itibariyle bazı ki dış ilişkilerde çıkarlarımız partiler üstü bir
mertebede olduğu için bunlara dair atılacak adımlar da evvelini örnek alır ve bu doğrultuda olur. En azından korumacı olur ve ilkesel olarak da Cumhuriyet 100 yılını zaten bu yıl eriyor çok şükür ki. Bu 100 yıllık süreç içinde dış ilişkilerde de kurumsallaşmış bir devletle aslında 2023'ü karşılamalıydı. Biz öyle yapmıyoruz ama sürekli konjonktüre göre, işte iktidar partisinin arzularına göre, isteklerine göre, o günkü konsolidasyon tarzına göre dış politikamızda da sürekli bir dalgalanma ve fikir değişikliği görüyoruz şimdi. Ama Yunan tarafı mesela böyle değil. Bugün Patrikhane'ye gittiğinizde Balat'ta bir kapının kapalı olduğunu görürsünüz. Ta 1821 hadisesinden ötürü kapalıdır. Neden? 1821 Mart, Mora isyanı çıkıyor. İkinci Mahmut çağırıyor, diyor ki Patrik, senin bu işe dahlin var mı yok mu? Patrik, hayır yok diyor. Hatta 22 tane de din görevlisiyle beraber ortak beyanname gibi bir şey yayınlıyorlar. Diyorlar ki bizim bu işte dahlimiz yoktur. Halbuki isyancılar aynı köyden, hakikaten yardımlar gitmiş, haritalara ortaya çıkıyor. Yani evet. İsyan haritaları ortaya çıkıyor, evet. Patrikhane'de bulunuyor ve bunlar kanıtlanıyor. Kanıtlanınca da idam ediliyor. Bugün ziyaret edenler özellikle dikkat etsinler ki o kapı, demir kapı, Patrik Gregorius'un isyandaki rolü nedeniyle idamı orada gerçekleştiği için hala kapalıdır. Kapalı. Ve derler ki Yunanlılar, evet. Yunan tarafı, biz İstanbul yeniden fethedilince o kapıyı açacağız. O yüzden yandan girersiniz Patrikhane'ye. Hala kapalı. Bakın, tarihsel süreçteki devamlılığa işaret etmek istiyorum. Ve buradan şunu da, şu detayı da paylaşayım. Patrik Haliç'e atılıyor. İşte 3 gün idam sergilendikten sonra Rusya'ya, Odessa'ya bir tahıl gemisi geçiyor Haliç'ten ve tayfa fark ediyor, özel kostümlü belli ki bir din adamı, evet. Suda. Onu alıyorlar, Odessa'ya götürüyorlar. Aradan yarım asır geçiyor hocam. Yarım asırdan sonra kemiklerini Yunanistan'a gönderiyorlar. Ruslar, ki Rusların zaten Ortodoks hamiliği hem 1699 Karlofça, 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması'nda, zaten o da ayrı bir hakikaten program konusu oldu. Evet, Rus hamili, Ortodoks hamili. Evet. Oradan Yunanistan'a gidiyor ve bugün Atina'da. Atina'da ve katedralde sergileniyor. Çok önemli. Bakın, Mora isyanına katılan Patrik'in kemikleri bugün sembolik bir anlam taşıdığı için Atina'da sergileniyor. Evet. Turiste açık ve bir vatansever. Yani din adamlarının gömülme usullerine göre tekrar törenler yaptılar Yunanistan'a gittiğinde kemikleri. Yani burada şunu işaret etmek istiyorum. Bir günlük, üç günlük, bir seçimlik, iki seçimlik oy toparlama aracı değildir dış politika. Dış politika bizden önce var olan, ülkenin sonsuz çıkarlarını işlediği bir sistemdir aslında ve gelecek kuşakları da intikal etmesi gerekir. Bu yüzden de ülkelerin, değil mi hocam? Evet. Birinin beyaz dediği, birinin yeşil dediği, birinin siyah dediği, birinin kara diye tarif var. Kitapları, evet. Vardır. Kitaplar. Birbirlerine her gelenin intikal ettirdiği, evet. Eklediği yorumlarıyla beraber. Sonuç itibariyle bizim en büyük ama en çok hasar aldığımız taraflarımızdan biri bu süreç içinde, bu iktidar altında dış politika oldu. Bir gün öyle diyorsunuz, kendi seçmenizi konsolide etmek için bir gün böyle diyorsunuz. Bu yanlış. Sonuçta bakıyoruz ki Avrupa'nın kararlılığı devam ediyor. 1854'te Christendom kurduklarında, Avrupa Birliği diye bir şey, onun temelini kurduklarında neyse tavır, bugün hala aynı şeyi gösteriyorlar. Yunanlılar Anadolu'yu işgal ettiklerinde ne ise geçmişten getirdikleri bilgi ya da geçmişten, evet. Taşıdıkları güdüleme hala sürdürüyorlar. Bakın, ha 2023 olmuş, o kapı kapalı. Tarihte bir devamlılık söz konusu. Benim çok iyi niyetli, tek taraf iyi niyetli olmamın, evet. Bir katkısı muhakkak ki vardır. Belki yeni nesiller daha barışçıl, daha hümanist yaklaşırlar ama kendimizi de kandırmamalıyız. Ama devlette mütekabiliyet esaslı. Çok önemli yani bir şey. Yani karşılıklılık ilkesi olur. Nutuk da şöyle diyor. Yani. Real politika. Evet. Gerçekçi politika. Bu kesinlikle. Kadar. Nutuk'ta Atatürk bunu sürekli söylemiş. Atatürk'ün dış politikadaki prensiplerinden biri de gerçekçilik. Gerçekçilik yani çok tuğul önemli. Yani hayaller peşinde, yani ulaşılamayacak hayaller peşinde koşmayalım. Yani hayalperestlik hamasetle olmaz, olmaz. Dış politika. Onun için Çiğdem Hocam çok önemli konulara temas ettiniz. Teşekkür ederim. Şimdi hocam. Bakın, bu 2003 yılı da
2003 yılında yani mevcut iktidarın göreve geldiğinden bir yıl sonra iki tane önemli kırılma noktası yaşandı. Bir, Mart tezkeresi dediğimiz bir tezkere ki benim kendi değerlendirmem 1 Mart 2003 tezkeresi Türkiye Cumhuriyeti'nde parlamentonun, meclisin tam bağımsızlık ilkesine göre hareket ettiği son adımdır. Son adımdır. Yani İkinci Dünya Savaşı dışında tutulması, Kıbrıs Barış Harekatı, ABD üst ve tesislerin kapatılması, haşhaş ekimi ABD'ye rağmen ve 1996'da Kardak krizi dediğimiz ve 2003'te de tezkerede parlamentoda, mecliste hayır kararı çıkması, yani ABD askerlerinin Türkiye'de bulunmasını engelleyen oylamanın yapılması Türkiye Cumhuriyeti tarihinde tam bağımsızlık duruşunun en son durumudur. Niye? Ondan sonra biliyorsunuz Temmuz 2003'te, 4 Temmuz 2003'te çuval krizi oldu. Ne oldu Türkiye? Çok acı hocam. Karşılık bile vermedi. Çok acı. Sonra geldik işte NATO'da sürekli olay, mesela Fransa 2009'da NATO'nun askeri kanadına döndü. Fransa PKK terör örgütünü en fazla destekleyen ülkeydi. Sürekli niye, sarayda ağırlanıyor. Niye veto etmedik? Tabii. Yunanistan'ın Makedonya'yı veto ettiği gibi her neyse. Burada onun için şöyle savaş tarihi ya da siyasi tarihte 5000 yıllık siyasi tarih veya savaş tarihte bir tahlil yapılmış tarihçiler tarafından ve hocam ortaya bir sonuç çıkarmış. Bir devletin güçlü olması için elbette çok faktöre ihtiyaç var. İşte eğitimi iyi olacak, sağlık sistemi iyi olacak. Gibi. Ancak evet, kendi kendine 5000 yıllık yazılı savaş tarihinde ve siyasi tarihte biliyorsunuz insanlık tarihin kendisi savaş tarihinden başka bir şey değil. Dört sehpanın dört ayağı ortaya çıkmış. Bir, tarih bilen devlet adamları olacak. Kesinlikle. Niye? Tarih bir dikiz aynası, arada bir bakılması gereken. Sevr Anlaşması neydi? Lozan Barış Antlaşması neydi? Milli mücadele hangi koşullarda yapıldı? Cumhuriyet ilan edildi, ilan edildiğinde Osmanlı'dan Cumhuriyete miras neydi gibi? Hocam mecliste çok önemli. Yani tarih bilen, siyasi tarih bilenlerin meclis ağırlığını oluşturması gerektiğini ben her fırsatta dile getiriyorum. Tarih bilen devlet adamı. Diyorlar ki yani tahlil yapılmış 5000 yıllık yazılı tarihte bir devletin güçlü olabilmesi için tarih bilen devlet adamlar. Devlet adamı meslek itibariyle ekonomist olabilir. Meslek itibariyle tıpçı olabilir, hekim olabilir. Danışmanları ona objektif tarihi arz edecekler, sunacaklar. Göç kabul edersek, Afganistan'dan Pakistan'a göç oldu, Pakistan bu nedenle çöktü diyecek bir tarihçi lazım. Veya imparatorluklar çöktü denecek bir tarihçi lazım. Göç, PYD, PKK terör örgütü gibi. Demek tarih bilen devlet adamları. İki, kuvvetli bir ordu bu bölgede. Üç, güçlü bir ekonomiye ihtiyacı olacak. Saç ayağı. Dört, sizin değinmek istediğiniz veya değindiğiniz önemli bir konu. Uluslararası çıkarları temel alan, uluslararası çıkarları temel alan istikrarlı, tam bağımsızlık ve akılcılık esasına dayalı bir dış politika. Bunlar olursa, sehpanın dört ayağı sağlam olursa o devlet güçlü olur. Hocam. Şimdi bu devlette biz en fazla problemimiz ne? Probleme girmeden hemen notumu söyleyeyim. Tarih dediniz. Evet. Tarih demek zaten bütün bunlara bir parça da olsa kuş bakışı ya da detay girip çıktığınız zaman geleceğe dair en önemli zemini sana verir. Doğru. Bu çok önemli. Ordu dediniz. Zaten tarih bilenler orduya da başka türlü bir sadakatle yaklaşırlar. Sonuç itibariyle hükümsüz bırakılan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bazı dönemleri oldu ya hocam. Evet. Yani biz bunun zararını çokça da yaşadık. Hala daha bu baştan itibaren anlattığımız stratejik hataların da temelinde olduğunu düşünüyorum. Doğru. Tamam. Ekonomi derken biz Sevr'i yırtık attık. Tarihimizi iki anlaşmayı yırtıp attık. Ayastefanos'tur biliyorsunuz. O gitti. Bir de 10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması'nı yırtık. Fakat şimdi kamuflaj halinde silahlı kuvvetler olarak etrafımızı sarıyorlar belli ama bir de ekonomik sev dediğimiz bir hikaye var. Yani tarım bitmiş, hayvancılık bitmiş, üretim mekanizmanız durmuş, açılmış fabrikalar satılmış, belli başlı ailelere, zümrelere falan bunlar verilmiş, geri kalanlar da
çok küçük bir serveti paylaşmak evet. zorunda bırakmış. Şimdi bunların içinde hocam, uluslararası alan dediniz ya, Mustafa Kemal Atatürk'ün bu elimde benim zabı tutanağı var. Bunu bitireyim mi? Bitireyim evet mi? Tamam onu bitirin onu sonra bitireyim. Kemal yerine yakışır şekilde tamam. Mustafa Kemal sözüyle programı kapatalım. Kapatıyor muyuz? Kapatmak üzereyiz hocam. Ha, bitiriyorum o zaman. Demek ki tarih bilen devlet adamları, güçlü ekonomi, güçlü ordu. Bu coğrafyanın olmazsa olmaz hükmü şudur. Tarih hükmü şudur. Ordu çökerse devlet yıkılır. Ne vatan kalır ne makam. Onun için ordu cumhuriyet ordusu olmalıdır. Ve Atatürk'ün dediği gibi cumhuriyet ordusu her türlü siyasi görüşün üstünde olmalıdır. Ve cumhuriyet ordusu sadece savaş sanatıyla uğraşmalıdır. Ve uluslararası politikada da esas hayalperestlik, hamaset olmaz. Olursa stratejik derinlik gibi olursa işte dünyanın en fazla göçmenine ev sahipliği yapan bir ülke olur. İşte Suriye'de Türkiye'nin coğrafi bütünlüğüne kasteden bir terör örgütü olur. Kemal yeri ve Kemal yerinde doğan güneşin prensiplerinden uzaklaştıkça Türkiye karanlığa uçuruma doğru gider. Atatürk'ün prensiplerine doğru yaklaştıkça Türkiye aydınlığa kavuşur. Hocam çok güzel yerlere değindiniz. Evet. Şöyle ki dediniz ya, insanlık tarihi, savaş tarihi, sonuçta Osmanlı geriledi mi? Osmanlı geriledi mi, gerilemedi mi tartışması aslında şundan kaynaklanıyor. İlk önce kendisini konumlandırdığı yer savaş alanları. Savaş alanında silah teknolojisinin ne kadar geliştiğini, karşısındaki ateşli silahlar çıktı, mertlik bozuldu evet, sözü evet, gibi evet, evet. savaş alanında görüyor. Çünkü teknik Doğru. ve teknoloji önce kendini orada hissettiriyor. Doğru. Dolayısıyla bizim orduyu sadece... Yenilikler orada başlıyor. Yenilik ve evet. yani teknolojik gelişmeler, çağ yakalama noktasında da... Ordu bir okuldur demiş Mustafa Kemal Atatürk. Yani ordu bir okuldur demiş. Orduya bakarken evet. bu kısmı da mutlaka göz önünde tutmamız lazım. Yani yenileşme hareketlerini, uygarlık o sırada hangi metodolojiyi kullanıyor, olsa teknik ve teknolojiye hakimiyetinin nasıl sergileyecek? İşte orduda görüyoruz. Ordu teknolojisinde görüyoruz. O bir de liyakat olacak. Fırsat önemli. Eşitliği liyakat olacak. Her yerde olmalı. Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olacak. Cumhuriyet ordusu olacak. Her türlü siyasetin dışında olacak. Tarikatla. Zaten partiler üstü bir yapı. Ve savaş sanatına dini nüfuzlar etkilemeyecek. Yoksa Balkan Harbi'ni yaşarız. Zaten laiklik meselesi sadece ve sadece devletin işte normal sosyolojik tarafını ilgilendirmez. Laiklik meselesi ordu içinde geçer. Kesinlikle. Hepsinin üstünde evet. bir mefhumdur, olgudur evet. laiklik. Yani tekniği, teknolojiyi ilk gördüğünüz yer Osmanlı'da geriye gitti mi? Evet. Osmanlı Doğru. geriye gitti mi? Aynı yerde kaldığınızda da geri gitmiş oluyorsunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün öyle, söylediği tabii, gibi. Tabii, eğer tabii, tabii. bugününüz, dününüzün aynısıysa siz zaten geride kalmışsınız demektir. O nedenle bizim yenilikleri takip edebilmemiz için ordunun renovasyonu, ve, toplumun renovasyonuyla paralel giden bir şey. Evet, o yüzden Mustafa çok Kemal önemli. Mustafa Kemal Yarbayken ne demiş? Binbaşıyken biliyor musunuz Çiğdem Hocam? Sofya'da askeri ateşeyken yazdığı zabit ve kumandanla, hasbağ, subay ve komutanla konuşmalar kitabında ordunun Balkan felaketinde uğradığı durumu çok ağır şekilde tenkit eder. Komutanları dahil yazarken ve korkmaz. 33 yaşında der ki, bakın der. Ordunun can damarı olup köklü geleneklere bağlı olarak gelişip olgunlaşan askeri disiplin duygularını bugünkü Osmanlı içinde, Osmanlı ordusu içinde görmeyi arzu etmek insanın tabiat ve ruhunu bilmemektir der ve noktayı koyar. Yani Balkan felaketini oluşturan, yaratan Osmanlı ordusunun içine siyaset girmiş, tarikat girmiş, liyakat yerine biat girmiş. Onun için adam kayırmacılık ve yozlaşma, bir de liyakat sisteminin çekmesi ne yaptı? Osmanlı ordusunu Balkan felaketi yaşadı. Öyle ordu bitince evet. sonra bu hale geldi. Ordu nihayetinde, çökerse devlet yıkılır, hocam, ne vatan kalır ne makam. Hiçbir şey kalmaz. Evet. Bir de sonuçta dedik ya askeri alanlarda gördük. Kesinlikle. Oralarda gördük. Kesinlikle. Anlattım hatırlamıyorum. Ben. Yani portakal ağaçlarından portakalla karşıya saldırmak zorunda kalmış Osmanlı askeri 17. Evet. yüzyılda. Evet. Etrafta hangi ağaç varsa düşünün, karşınızda artık evet. ateşli silahlar var. Siz meyve fırlatıyorsunuz. Dolayısıyla bizim bunlardan ders çıkarmamız gerekirken hala az önce saydığınız şeyleri konuşmak zorunda kalıyoruz. Liyakat, fırsatlara erişim. Fırsat eşitliği, evet. İnanılmaz derecede önemli Atatürk'ün sorunlarımız. Evet. Bu demografik yapının keyfiyetle uygulanması. Tamamen stratejik siyasi hamleler olarak dizayn ediliyor oluşu. Bir de bilim dışında. Bilim dışında akıl, bazı bilim, referans değişik, alacağız. Değişik sistemlere yönelmesi. Aynen öyle. Nutuk'ta
Az önce de söyledim, yine söyleyeyim, hep söyleyeceğim. Nutuk diyor ki real politika, gerçekçi politikalar üzerine inşa edin diyor Mustafa Kemal Atatürk'ün bize. Tul emeller peşinde koşmayın. Yani ulaşılamayacak emellere gitmeyin. Gerçekçi olan diyor. Aynen öyle, gerçekçi ol. Evet. Bitti mi? Valla hocam bitti. Çok hızlı ama geçiyor zaman. Şu sözle çok hızlı geçiyor. Bir buçuk saat oldu hocam. Yani siz zamanı bayağı hızlı harcıyorsunuz hocam. Yok hocam ya, maşallah. Siz de blok blok ne güzel anlattınız. Şöyle diyor Mustafa Kemal Atatürk. Efendiler, harici siyasetimizde dürüstlük memleketimizin güvenliğine, güvenliği çok daha uzun tabii, kılavuz olmaktadır diyor. Evet. O dönem için söylüyor. Tabii, bakın tabii, çok önemli. Tabii. Dürüstlük, dürüst siyaset de bence bunların içinde özellikle vurgulanması gereken başka bir mefhum değil mi hocam? Bir sonuçta cümle bırakır mısınız? Açıkça daha söylenecek çok şey var ama. Ama bir cümleyi bana bırak. Tamam hocam, hadi siz söyleyin. Bu arada bir seyircimiz iletmiş. Orhan Çekiç rahatsızlandığı için hastaneye kal demiş. Çok geçmiş olsun. Geçmiş Orhan olsun. Hocamı çok severim. Evet. Çok kıymetlimdir. Acil şifalar diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Orhan hocamız. Zaten yarın ziyaretine de gitmeye eğer uygunluk olursa yani hastane tarafında uygunluk olursa çok istiyorum. Sevgili Güler Çekiç eşine de Orhan sabırlar hocamız, diliyorum. Bir an önce aramıza dönsün Orhan hocamız. Çok kıymetli. Acil şifalar diliyoruz Orhan hocamıza. Buyurun hocam. Son iki dakikamız. Evet, son iki dakika. Değerli izleyenler, Atatürk'ün orduyla siyaseti ayırma ilkesi daha Sakarya Meydan Muharebesi'ne itibaren 1921'den itibaren başlar. Ve meclise açıldıktan sonra daha sonra bazılarına der ki komutanlara hem komutanlık hem milletvekili var. Milletvekili olmak isteyen askerlikten istifa etsin ama askerlikte kalmak komutan olmak isteyen de meclisten ayrılsın milletvekilinden ve ayırır. Ve der ki Cumhuriyet Ordusu. Cumhuriyet Ordusu. Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Ordusu'nda esas şudur. Bir, daima savaş sanatına göre hareket edecek. Akıl ve bilim ışığında hareket edecek. İki, liyakat esas olacak. Üç, daima bilimin gösterdiği yönde ilerleyecek. Türk Ordusu. Bir de Türk Ordusu, der ki Türk Ordusu için Mustafa Kemal Atatürk, dünyanın en disiplinli ordularından biridir. Ordunun disiplini hiyerarşik yapıya göre düzenlenir. Emir komuta sistemine göre. Ordu tarikattan emir almaz. Tarikattan herhangi bir talimat almaz. Alırsa Balkan felaketini yaşar. Balkan felaketini yaşarsa Selanik, Üsküp, Manastır gibi toprakları tek kurşun atmadan düşmana teslim eder. Değerli izleyenler, Atatürk demek, akıl demek, bilim demek, tam bağımsızlık demek, anti-emperyalist demek ve umut demek. Lütfen umudunuzu bir saniye bile yitirmeyin. Yitirmiyoruz. Evet. Yitirmiyoruz. O zaman yine Atatürk'ün sözüyle devam edip Kemal yerini kapatalım bu hafta. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk bize sesleniyor ki her sözü aslında bugün de geçerliliğini sürdürüyor. Esaslı ıslahat içinde bulunan bir memleketin hem kendisinde hem muhitlerinde barış ve huzuru cidden arzu etmesinden daha kolay izah olunabilecek bir keyfiyet olamaz. Bu samimi arzudan mülhem olan harici siyasetimizde memleketin emniyetini, güvenliğini, vatandaşların haklarını herhangi bir tecavüze karşı bizzat savunabilmek gücü de bilhassa göz önünde tuttuğumuz noktadır diyor. Noktadır. Yani vatandaşların güvenliğini öncelikli bir dış politika olarak, yani dış politikaya giderken onu devletin olmazsa olmazsa iki görevi var. Vatandaşın güvenliğini sağlamak düsturunu edinmek zorunda bütün iktidarlar diyoruz. Doğru. Mustafa Kemal Atatürk'ün sözüyle Kemal yerini bu haftada bitiriyoruz. Bizi izlediyseniz, izlemişseniz dileriz ki haftaya yine gelirsiniz. İyi akşamlar diliyoruz. Naim hocam da zaten az önce kapanışını yapmıştı. Görüşmek üzere haftaya.